Eğer bu şarkıyı duyunca içiniz hala benim gibi kıpır kıpır ediyorsa, 90'larda çocuk olup tüm gün 20 dakikalık bir bölüm üzerine konuşup oyunlar oynadıysanız, ufak tefek kavgalar eşliğinde en güçlü Pokemon'u sürekli tartıştıysanız, kesinlikle bu listeye göz atmalısınız. İşte başlıyoruz. Lapras'ların neslinin neredeyse tükendiği düşünülmektedir. Bazen Lapras'ların geceleri hüzünlü şekilde şarkı söyleyerek çok az kalan türlerini aradıkları söylenir. Buz su Pokemon olan Lapras, zihinsel güçlere de sahiptir. Oldukça sevimli olmasının yanı sıra çok güçlü bir Pokemon olduğunu da söylemek gerek. Snorlax gününün tamamını yemek ve uyumak ile geçirir. Tamamıyla uysal olan bu Pokemon'un göbek çevresi çocuklar için bir oyun parkı konumundadır. Yarım tonluk bu Pokemon çok sevimli dursa da koca bir adayı yemişliği vardır. Sinirlenince ise karşısına çıkmayı kimse istemez. Magikarp Gyarados'a evrildiğinde beyin hücreleri ciddi bir yapısal değişime uğramaktadır. Bu yüzdendir ki Pokemon uzmanları Gyarados'un vahşi halini bu nedene bağlarlar. Magikarp gibi belki de Pokemon dünyasının en zayıf Pokemon'un böyle bir şeye evrilmesi, bizce en umutsuzlar için bile her zaman umut olduğunun kanıtı. Bazen karanlık bir gecede sokak lambasının altındaki gölgenizin hızlı bir şekilde sizden kaçtığına tanık olabilirsiniz. Aslında yanınızdan kaçıp giden şey gölgeniz değil, Jinjar'ın kendisidir. Psişik güçlere sahip olan Jinjar, dünyevi meselelerin uzandığı akrabaları Gesty ve Hunter ile eğlence arayışında olsa da sahip olduğu güçler yabana atılır cinsten değildir. Alakazam'ın beyni sürekli büyümektedir. Zamanla boynu beynini taşıyamayacak konuma gelir. Bu yüzden Alakazam psikokinetik güçleri yardımıyla kafasını sürekli yukarıda tutar. Eminim ki benim gibi sizler de bu Pokemon'u gördüğünüz bölümün psikolojik yüküyle bir süre uğraşmışsınızdır. Charizard kendine denk güçlü rakipler bulabilmek için sürekli gökyüzünde uçar. Alevden olan nefesi herhangi bir madde eritebilir. Yine de zayıf olduğunu düşündüğü rakipleri karşısında nefesi yakıcı olmaz. Tatlı mı tatlı Charmander'ın evrilmesi sonucu ortaya çıkan Charizard, yalnızca eşi değil bizleri de çileden çıkarmayı başarmıştı. Söz dinleyen güçlü bir Charizard'ın karşısında durabilecek Pokemon sayısı ise çok ama çok azdır. Dragonite dünyanın çevresini yalnızca 16 saat içerisinde uçabilir. Fırtınada yol kaybeden gemilerin güvenli şekilde karaya ulaşması için onlara yardım ettiği söylenir. Pokemon dünyasında nadir rastlanan Dragonite oldukça değerlidir. Deniz fenerleri içerisinde sadece onun sesini duyabilmek ümidiyle bekleyen yüzlerce Pokemon uzmanı vardır. Tüm Pokemonların genetik bir sentezi olduğu söylenmektedir. Eğer isterse kendini tamamıyla görünmez kılabilmektedir. Dolayısıyla size ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, o istemeden onu görmek imkansızdır. Gücünün sınırlarını tahmin etmek sizlere kalmış. Genetik araştırmalar sonucu insanlar tarafından tasarlanmış bir Pokemon'dur. Her ne kadar insanlar tarafından dizayn edilse de, projede görev alan Pokemon bilimcileri ona merhametli bir kalbe adapte edememişlerdir. Gücünün sınırları ise bilinmemektedir.